Yine mi kurtulduk bir şeylerden? Ulan arkadaş. Jespar Dal'Varrak diye birisi. O garip şeyimiz, yabancımız uyandı. What were I? Who are you? Bunu üçüncü kez soruyoruz birine. Bunun kampındaymışız ve sormadan diyor. O apotekerlerin ikisini de öldürdüğü haydutlar. Hayatta olmanın tek sebebi diyor, patlama seni attı diyor. Ve diyor hani yaraların çok şey değildi, ben onlara yardımcı oldum falan diyor. Your fever ne abi? O fever'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların hepsini nasıl biliyorsun? Orada mıydın dedik. Tam diyor sınırdaydım diyor. Ve yardımcı olmadım. İki sebebi var diyor. Çok fazlalardı hani, sayıca azdım diyor. Orayı anlamadım. Daha kahramanca bir cevap vermek isterdim ama yapamadım, kusura bakma diyor. My fever, fever ne? Ha, Arcane Fever, tamam. Onu yükseltmeyeceğiz fazla çünkü saçma sapan şeyler görüyormuşuz cidden. Ne diyor? Arcane Fever mi bunların hepsine sebep oldu diyor. Evet, bir ücretin açığa çıktı. Vücudun diyor, magic'le uyuşmuyor şu anda falan diyor. Ama birkaç aya kadar ha, kafayı yiyeceksindir diyor. Arcane Fever tedavi edilebiliyor mu dedik. Bazı potionlar senin o fever'ını kötüye götürecek, bazı diyor Magic Containment. Evet evet, şu an öyleyim ya. Magic Containment oradaki şey gibi, bazı bölgelerde Arcane Fever'ı patlatacak diyor. O zaman ne olur için şey soruyoruz yani hani bu fever, ben Drink Potion içtiğim zaman falan kötüye gidecektim dedik. Evet diyor, dur şunu bir okuyayım. Tamam, dediği şey şu, evet diyor, büyü açısından yeteneği olanlar diyor, şey yapınca, ne adı? Hani büyüye yeteneği var ama çok da hassaslar işte, potionlar falan patlatıyor fever'ı diyor. Bunun için uyuman gerekiyor ama diyor, açıklama açık duyma diyor, git kamp bir şeyler kur diyor. Denk kamp kurabiliyoruz, çok güzel. Peki diyor, ne olacak diyor, hani bu fever bana neye sebep verecek? Ne kadar kötü olduğuna bağlı. İlk başlarda biraz baş ağrısı yapar ara. Bir süre sonra görüntü bulanıklaşır ve sonra bir anda ölürsün. Fever beni öldürebilir mi? Evet. Zeki Hermit der ki her şeyin bir bedeli var. Ve peki nasıl bunu fever azaltacağım diye soruyoruz. Grand Root yardımcı olmaz dedi. Ambrosia lazım, onu gördük az önce, aldık zaten. Tamam. Tamam, alkemistlerin çoğunda vardı dedi, onu biliyoruz zaten. Visioner hakkında. Evet, geleceği görüyoruz abi. Bu da mı fever'ın bir yan etkisi? Bildiğim kadarıyla hayır diyor. Espri yaptı herhalde. Hemen diyor senin fever'ına birinin yardımcı olması gerekiyor, yani onu tedavi etmesi gerekiyor diyor. Ama diyor onun karşında bana diyor o tapınağa nasıl geldin, ne yapıyorsun falan onları anlatman gerekiyor. Tamam, anlatalım bunun olduğunu. Hızlı anlat yalnız, bizim çabuk anlat, çabuk. Yardır. Ha, anlattık. Eyvallah dostum. Execution'dan kurtulduk, evet, gemide. Evet, vision gördük. Kör edici bir ışıkta cesetlerin yandığını gördük. Ama diyor, evet gördüm ama sadece rüya değildi diyor. Bir hatıra gibiydi diyor. Gördüğüm tapınak falan hepsi hani aynı bir gördüğüm gibiydi. Hani ne demek istediğimi anlıyor musun dedik. Doğru. Bu yardımcı olacağız, ondan sonra ilerleyebileceğiz muhtemelen. Ark nedir? Arka doğru ilerleyebiliriz. Başkentmiş. Koca bir şey işte. Bla bla bla. Kendin göreceksin zaten, gözüne dağın tepesine eşek kadar bir yermiş. Yardım etmek istemezsek demeyeceğiz, yardım edeceğiz tabii ki. Peki bu employer kim diye sorduk. Holy Order için çalışıyormuş, neyse o. Ne yani, Tanrı'dan çalışan askerler mi dedik? Evet öyleymiş. Lightborn'un koruyucuları diyor. Yakında göreceğin onları falan filan diyor. Hadi yardımcı olalım dedik şimdi. Başlamadan önce bazı şeylerin açıklığa kavuşması lazım. Nereden başlasam? Şimdi burada şey anlatıyor, videodaki olayı anlatıyor sanırım. Which has never happened before. And the same goes for the Lost Ones, the living dead. Until 2 years ago, they were a rather rare magical phenomenon. But now every other corpse not properly cremated starts walking again as if it were the most natural thing to do. Kızıl çılgınlık. Yaratık şeyler, ölüler kalkmış yürümüş çok yani bir saçmalık var diyor politik krizden sonra olan diyor. İşte Magic fenomeni falan. Lightborn'ların ölümüyle alakalı değil mi bu kaos dedik? Hani Mirim'deki herkes bundan konuşuyor falan diyor. Evet diyor bence de bir bağlantı olduğunu düşünüyorum falan diyor. Lightborn diyor birinin öldüğünü patlattığını düşünüyor o zaman falan. Lightborn'ların... Neyse. Bunu demiyormuşum diyelim. Bunu illa ekleyeceğiz abi. Ben daldım gittim bu arada. Dur. Lightborn'lar tanrı değil diyor. Sadece diyor iyi diyor krallar diyor. Yani güç şeyi. Sarhoşları. Sarhoşların güçleriyle tanrılar aslında. Red Madness evet. Şundan bahset bize. Bir çeşit akıl hastalığı. İşte akıllarını kaybediyor insanlar. İşte birkaç hafta önce parkta bir tane simit vardı şey zımbırtı. Ailesini öldürdü komple diyor. İçkiydi ama diyor. Bu şeyi açıklamıyor diyor. Işıktan korkun diye bağırışını açıklamıyor falan filan diyor. Devamını kaçırdım. Böyle şeylerin olabileceğini henüz söyleyebiliriz ama çok fazla olmaya başladı. Bir saçmalık var diyor. Galiba gözleriyle ilgili bir şeyler söylüyor. Gözleri bir saçmalıyor falan insanların. 3 gün önce bir Magister işler yapmış. Holy Order'dan birisi gençlere Arcane's Keeper olmayı falan öğretiyormuş. Adı Yerov'ymuş. 60 tane kış geçirmiş falan yaşlı birisi demek ki büyük birisi. Hoş geldin tekrar. Evet. Ne yaptı? 15 tane şey öğrencisini öldürmüş kendisiyle beraber. Görgü tanıklarına göre normal alkemi dersi vermek için girmiş ama onun yerine garip bir konuşma yapmış. İnsanların yok olduğunu, boşaldığını söylemiş, kapıyı kilitlemiş. Gözleri parlamaya başlamış ve Magic bir patlama olmuş. Falan filan. Tamam artık hikayeye geçelim. Peki senin rolün ne bunlarda? Hani sen ordu için çalıştığını söyledin falan. Monk değilsin değil mi dedik? Dinle de Keeper William diyor. Kaybolan şeyleri bulurum diyor. Onun görevi oymuş. İşte hatıralar, hazineler, kitaplar. Bunun için almış ordu bunu. Red Madness'a nasıl düşmüş o adam onu falan bulmasını istemişler bunun herhalde. Yerov hakkında biz bir şey bilmiyoruz. Sen herhalde onu arıyorsun. Hani onu neye sebep oldu falan diye. Riverville'de büyüdü diyor. Lan okuyamadık ya. Buralarda büyük ihtimalle ipucu bulabiliriz. Bu çoğu yer aradım falan diyor ama diyor. Hani birkaç kez daha ikinci kez bakmak hani sıkıntı çıkarmayacaktır falan diyor. Riverville'e git Alfred'le konuş. Yerov'un çocukluk arkadaşı ilginç bir şey biliyor olabilir. İkinci olarak bir tepenin oradan suya bir şey atmış Yerov çocuk demiş. Hani git ne atmış, neden kurtulmaya çalışmış, git onu bul falan diyor. Bu da Yerov'un büyüdüğü eve gidecekmiş. Haritayı verdi bize. Mavi işaretli yer Yerov'un evi. Riskli olacak ama şu apotekerlerin oraya git orada bir şeyler bulabilirsin falan diyor. İşin bitince diyor Yerov'un evinin orada görüşelim falan diyor. Ha şu yıldızlar görevin zorluğunu söyleyecek. Tamam çok güzel. Ulan amma konuştum be. Böyle çok konuşacaksa bu iş sıkıntı yalnız ha. Hani ben tek başıma oynarken sıkıntı değil de yayında sıkıntı olabilir. 10 kişiden 6'ya düştük mesela. Demek ki bu kadar konuşma bizi bayacak. Neyse bugün zaten şey yayın. Enderal'ı canlı yayında oynamayacağız. Enderal'ı ben video çekeceğim YouTube'a atacağım arkadaşlar. Chat'ten bunu bir şey yapın ya bugün oynayalım Enderal'a bir giriş hem de bir giriş videosu olur YouTube için. Bunu oynayayım YouTube'a atayım YouTube'dan izleyelim. Ya YouTube'u da hiç olmazsa canlandırmış oluruz biraz. Yani mantıklı bir şey sanırım söylediğim. Knowledge'larla knowledge toplayacağız. Banditlerin ora neresi acaba? Şura Resting Place. Dur. Leave it. Banditlerin orası şey ne de apotekerlerin orası. Bura değil. Bura değil. Şura herhalde. Resting bilmem ne dediği yer sanırım. Evet, devamını YouTube'a. Bugün oynayalım. Devamını YouTube'a oynayıp sallayayım. Yayında biz normal Skyrim oynayalım canlı yayında. Çünkü şunu durdurayım. Nasıl biz bizeyiz? Hani kimse kaçmayacak durdurdum diye. Şu yüzden şimdi burada bu diyalog insanlar gelecek. Yani madem artık 6 kişiyiz. YouTube ölüp ikisi de aynen. Şu 6 kişi, buradaki 5 kişi, beni saymayın. Cidden şey, hani benim mantığımı falan anlamış, aynı kafa olmuş insanlarız büyük ihtimalle. Ama buraya şimdi diğer insanları çekebilmemiz gerekecek ve çekebilmek için burada diyalogla oynadık mı insanlar kaçıyor. 6 kişiye düştük 10 kişiden. O yüzden burada aksiyon, Skyrim abanırız. Ben çevirmeye falan çalışmam. Hızlı hızlı altyazılarla okuruz. Diğer oyunları oynarız. Böyle oyunları ben oraya atarım. Çok güzel. Açıklamayı da yaptım. Ya şuraların hepsini girip gezmek istiyorum ben. Neyse bugün... Bura kemik tayfa aynen. Bugün nasıl biz bizeyiz. Şurayı ıvır zıvır ne var ne yok bir gezelim iyice. Canlı yayında böyle bir şey yapmayacağım. Iron Ore alalım. Torç bulmamız lazım bizim, torç. Çünkü genel olarak oyunun şeyi karanlık dünyası. Mesela şu tablolar falan oyunun dönemini yansıtıyor direkt. Hani... Skyrim değil bu oyun. Her yerde onu vurgulamaya çalışıyorlar. Bu başka bir şey. Bu Skyrim değil. Chest. Direkt açtım. İnşallah tuzak yoktur ki yok. Üst kata bakalım. Ha, düşman gelmeden şu yanabilir zımbırtıları falan. Hani yak, patlat, düşman seni görmeden yap diyordu. Örümceği yakalım. Dur yanlış yaptım örümcek. Örümcek yanlış yaptım. Bir daha yanlış yaptım. Affet beni. Mesela buna ok işlemiyor niyeyse çok fazla. Bugün evet ya. Bugün 6 kişi, 5 kişi, kaç kişi izlerse artık, gelen olursa kendi bileceği iş. Bugün flash yayın, şok yayın. Bugün kendi kendimizeyiz. Gırgır şamata. Arada yapalım böyle. Steam grubundan haber vereyim. Yani sırf gırgır şamatasına kendimiz takılalım. Oha! Kurulu mancınıkmış. Mancınık değil de balista. Bunun bir adı vardı herhalde. Şapkamız yok. Takalım şapkayı kafamıza. Bu arada tipimiz bu ya. Bayağı tatlı bir adamız. Şaka maka babama benziyor ha. Eleman. Ironing Got alalım. Ambrosya bu. Iron Boot alalım. Iron Axe, Kalkan. Bak bunlar iyi oldu. Ha, Spider şeyi var, Nesti. Orayı patlat, hani yolunu aç diyor. Lan! Nerede Spider Nest? Şurası mı acaba? Ha, burayı tamam. Magical bilmem neler var. Arbalet. Hay ağzında bin yaşa staret. Yakacağız illa ha. Yalnız adamlar yapmış ya. Aa, torç da çıktı, süper. Hemen torçu da şey alalım. Quick slotumuza. Neredesin torç? Şuradaydı galiba. Evet. Hah. Alevli gezelim ya. Şurada floor sec alalım. Magical symbol. 2 etti bu. Şimdilik bize experience veriyor. Toplam 100 tane varmış sanırım. İşte geze bulacağız. Akrep mi? Furkan hoş geldin. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Bana söyleyin. Tamam. Fikirlerinizi şey yapın ya. Bir yerlerde paylaşın benimle. Gömlek giymedim bu arada. Ütüsüz tişörtümle karşınızdayım. Curse yapalım, fark etmez. Siz onları not alın da yayından sonra konuşalım bir. Dün konuşmadık. Ne yapacağız? Dur. Biz niye çıkmıyor burada? Ha, şuna basacağız çünkü. Torçu kapattık. Tamam. Discord falan ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey kurarız ya. Siz işte yayından sonra bana anlatırsınız. İşte öncelikli olarak şeye gidelim. Şu Resting Place'e gidelim. Buradaydı çünkü bizim elemanlar büyük ihtimalle. Move şuraya alalım. Direkt üzerine basamadık çünkü. Çok güzel ya. Çok iyi ya. Balıkçı ağları, fish trap'ler, blue quartz ne alakaysa biri düşürmüş demek ki. Çok güzel ya. Tamam. Yayından sonra Steam'de evet konuşalım. Siz not alın, ben çok chat'e bakmayayım. Şurayı güzel geçelim. Şurada galiba patlama burada oldu. Elemanların ölüm yerleri buraydı. Evet, buraya stealth'li gelecektik. Ama unuttum stealth yapmayı. Buna biraz flame atmamız gerekecek. Aykacık göz, Aykut açık göz. Altta şey var. Fin'in cesedi ya. Ulan Fin. Cık. Hay be, şeye gittiniz ya. Şey yoluna. Longbow. Bu bizimkinden bir tık daha iyi. Hemen eski atıyoruz Brittle Bow'umuzu, Longbow'umuzu alıyoruz. Aykut Aşköz altta info kısmında donation'ın yanında bir yerlerde olacak ya. Steam grubunun linki. Benim kendi Steam linkim de var orada. Profil linkim. Life absorption almıştık galiba ama bir bakalım. Evet, ikisini de bunları satacağız. İlginç bir şey bulursak diye buraya geldik ama bizi galiba şuralara bir yerlere fırlatmış patlama. Burayı lootlayalım diye bizi buraya gönderdi. Yani hani çok ilginç bir şey yok yüksek ihtimalle. Riskli olabilir de bandit olduğu için söyledi. Şimdi hemen bir journal'dan knowledge toplayacağız. Onu gezerken toplayalım. Önce şuna gidelim. Strongbox'a. Sonra da Alfred'in oraya gidelim. Tamamdır Aykut. Hiç sıkıntı yok. Şimdi evi gezdik. Burayı gezdik. Şöyle şuraya yardıracağız. Önce buraya gidelim, suya. Dere kenarına. Şuradan gideceğiz herhalde değil mi? Yukarıdan gidiş yok çünkü. Burada geldiğimiz yer değil mi bizim ya? Oha, chest. Boş ama bir chest var sonuçta. Tamam, önce şu dağın tepesinden suya ne atmış bir onu bulalım. Bitki böcek toplamayı ihmal etmiyoruz tabi bu sırada. Şöyle birikintilerde genelde bir şeyler oluyor gibi düşünüyorum. Apparent Spook of bir şey. Aa, nereye aldı? Nereye gitti? Ha. Şunun ikisini de öğrenelim. Misklerde bir şey var mı? Yok. Başka okumadığımız bir şey, bunları biliyoruz. Soul Gem'ler var, staff var. Borax var 2 tane. Ha, bu pickaxe bir tanesi. Tamam. Yardırmaya devam. Menimet hoş geldin. İyi iyi. Ya bir yanlış yola gidiyorum. Bura değil ya. Şu tarafa aşacağız da onu nereden aşacağız? Öbür taraftan aşacağız büyük ihtimalle. Çok teşekkürler. Bugün normalde yayın yok. Bugün tamamen şey, şok yayın. Ha, buradan çıkıyormuşuz herhalde. Şok yayın yapalım dedik bugün. Enderal'la bir ilk bakış atalım dedik. Hacı dayı, sen evin orada buluşacağız dedin, hala burada takılıyorsun. Neyse, bir bildiğim vardır herhalde. Ne oluyor? Ulan bayağı da iyi gömüyor ha. Neredesin ateş? Neyse, bizim eleman kesti sağ olsun. Sağ ol hacı dayı. Gözlerim de felaket bugün ya. Oha! Bunlar niye düştü yukarıdan? Ulan dalga geçiyor gibi ha. Yukarıdan kayalar falan yuvarlanıyor bu arada. Dikkatli gezmemiz lazım. Çok güzel yapmışlar. Hani Skyrim'in atmosferi çok güzeldi. Skyrim'den sonra aynı motorla bu kadar bir oyunu seveceğimi düşünmüyor idim. Şimdi şu tarafta kalmış olması da, biz terse gidiyoruz tamamen ama yol düzelecek birazdan. Arkaya döneceğiz, buraya doğru geleceğiz. Ya ok vurmuyor ve hiç mutlu değilim bu yönden. Magic ya, bir tane memory point'imizi harcasak ne olur boşa? Biz Magician'a yönelelim bence. Çünkü ok bildiğin tırt çıktı. Ama okumuz tırt olduğundan dolayı da olabilir ama. Yine bir şey bizi gördü. Ne gördüyse. Şurada bir kurt kuzu bir şey var büyük ihtimalle, saldıran bir şey değil diye umuyorum. Bu arada arkadaki tapınakta elemental indirdik. Burada hiçbir şey yok. Demek ki burası sağlam şey bir bölge, güvenilir bir bölge. Şu eleman bu kim ya? Bandit mi acaba? Buna bir tane çakacağım ben ha. 2. Şuna bir tane uzaktan sallayacağım. İnşallah neymiş? Evet evet, rock sadece okçu değil. Ama hani magic. Bir daha F5 yapalım. Highwayman diyor. Büyük ihtimalle saldırılacak birisi. Bir gidelim bakalım yanına. Evet. O zaman quick save, yukarıdan oklayacağız bunu. Skyrim modu aynen. Ve şey güzel, hani burada cart diye bizi göremiyorlar, o çok güzel. Nerede bu dingil? Şu ağacın arkasında herhalde ya. Şuraya bir tane sallasam. Şurada bir yerlerde çünkü. Hah, burada. Ulan. Yalnız manyak doğuşlu ya okları. Neredesin yine? Dağın arkasına geçti. Yasin hoş geldin. Şu ortalığa çıkana kadar bir şeye bakayım dedim, chat'e. Hah. Son vuruşluk canı kaldı. Vuramadım. Bir deneme daha yapıyoruz. Yine vuramadım. Vurdum. Şu Highwayman'i bir lootlayalım gidip. İşe yarar bir şeyler var mı? Bitki böcük. Yine bir dedekt olduk. Birileri bizi görüyor yine, kim görüyorsa. Dost mudur düşmandır bilmiyorum. Neredesin sen Highwayman? Buradasın. İnşallah iyi bir şeyler düşürmüşsündür. Gauntlet falan, bunlar para etmeyecek büyük ihtimalle ya, onları sallayalım. Kendi şeyimiz nasıl, zırhımız? Heavy armor istemiyoruz, satarız bunları. Hatta dursun. Old robumuz var bir tane, 12 armorlu. Bununki kaç veriyordu? 12 ağır, bu bile buna gerek yok. Botumuz, chain botumuz var. Devam. Yola devam, durmak yok. Kim saldırıyor yine bize? Ne var? Ben bir şey göremiyorum ama. Ha, yukarıda adam var. Yalnız bir tane ok yesek ineceğiz ha. Şekil 1A'da olduğu gibi. Hemen cam basıyoruz. İçtiğimize değecek bir şey olsun. Ha, şu olabilir. Ama 120 saniyede diyor. şu lazım bize. Arcane Fever'ı şu da indirecek geri. Tamam. Yemek. Demek ki oyunda yemek yememiz gerekecek. Out of combat diyor ama bunlara. 240 saniyeliğine falan filan. Out of combat. Neyse, combat sırasında bizi iyi eden doğru düzgün bir şey yok. Hemen şunlara bir şey sallayalım. Abi büyü çok iyi ya. Yani tırt ya. Aykut, üzüldüm ya. Şey yapabilir, istetebilirsin belki mail adresine falan diyeceğim ama mailini de hatırlamıyorsun yüksek ihtimalle, o gelmiştir o ihtimal aklına. Tamam, Highwayman'lerin olayını çözdük. Yine detected olduk. Şimdi gidip şu adamın olayını bir çözelim. Bu dingil suya ne attı acaba? Şey güzel, yaratıklar öküz gibi saldırmıyor, o güzel. Hani bir bekliyorlar falan gelmeni. Biz mi öldük? Yok. Level süper. Health önemli. Biraz daha health artıralım. Current abilities ile ilgili bir şey yap diyor. Bunları herhalde meditation room'da vereceğiz puan olarak. Yok, konsol değil, bayağı bilgisayar. Hatta şu mouse'um falan. Zaten mod bu. Hani bana mı sordun bilmiyorum ama chat'in geri kalanını bilmediğim için ben bana sormuşum gibi cevaplayayım. Da inci minci aldık. Ara ara dönüp chat'e bakayım. Sürekli değil de ara ara. Şurada bir yerlerde örümcek var, nerede varsa. Aha, burada. İşte şey güzel, hani Archer'ı bilmem ne artırmak için sürekli ok atmam gerekmiyor. O güzel bir şey. Tıp 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 tıp. Nereye gideceğiz? Bayağı da yolumuz var ha. Mesela şu an burada meditasyon yapabiliyor muyuz acaba? Bu değil, şu. Bir deneyeceğim F5'leyip. Yapabiliyoruz meditation. Meditasyon yapıp şu... Şimdi. Burada... Ben learning point'leri falan nasıl harcayacağım? Hiçbir fikrim yok. Neyse, oyunun ilerleyen safhasında anlatacaktır. Çünkü buradan da değil. Bunu açtık zaten. Bu yalnız burayı yanlış... Neyse, biraz daha oynayalım. Buradan çıkıyorum geri. Daha sonra meditasyon. Aykut, görüşürüz. YouTube'dan izlersin. YouTube'a atacağım bugünkü yayının tamamını. Saat 9. 9.30'da kapatırız zaten. Bugünkü şok yayındı. Archer değil de oyun patladı bu arada galiba. Neyse, biraz bekleyelim bakalım. Ben de chat'e bakayım o sırada. Ha, yo, açılıyor.